BİM'den aldığım ve İstanbul'da açar açmaz çok büyük sıkıntılar yaşadığım bu iki telsizi incelemek için şehirden çok uzak bir yer olan buraya geldim. Ve çok uzatmadan bu iki telsizi her şeyiyle beraber inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şu an sizden epey uzaktayım. Sesim geliyor mu? Sesim gayet net geliyor. Sen neredesin? Hiç aklımda yokken BİM'e girdim ve bu iki telsizi gördüm. Yani zaten hep böyle bir telsiz alma gibi bir fikrim aklımda vardı. Ve yani görür görmez de almak istedim. Ama 200 lira gibi bir fiyatı vardı. Böyle oyuncak gibi görünen telsizlerin. Haliyle tabii çok tereddüt ettim. Yani 200 lirayı çöpe atacak mıyım, atmayacak mıyım? Yani satılıyor mu, satılmıyor mu? İnternetten araştırdığımda pek bir şey göremedim. Zaten benim bu telsizleri alalı da epey oldu. Bu videoyu çekmemin amacı BİM'e zaten hani bir gelen ürün tekrar geldiği için tekrar bu ürün gelecektir diye düşünüyorum. Yani telsiz tekrar geldiğinde siz de bu videoda gördüğünüz yorumlarınıza göre, kendi düşüncelerinize göre alıp ya da almama kararı verebilirsiniz diye size bu videoyu hazırlıyorum. Öncelikle BİM'de o cam standın önüne gittiğimde bu telsizi gördüğümde hemen internete girdim, araştırdım, baktım yani başka telsizler kaç para diye. Açıkçası bu iki telsiz yani ikili pakette 200 liraya satılıyor ve 200 liraya neredeyse böyle 120-130 liraya oyuncak telsizler yani çocuk telsizleri var neredeyse arkadaşlar ki hiç böyle adam akıllı bir telsiz bulamadım. Yani bu gördüğüm en ucuz telsizdi. Çok iddialı, çok fazla bir mesafe iddiası var. Yani 8 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam kutusundaki mesafe. Bunların hepsini test edeceğiz. Bu telsizi aldım. 200 lirayı çöpe mi attım yoksa gerçekten 200 liralık fiyatını bu telsiz hak ediyor mu? Bunları test etmek istiyorum. Hiç uzatmadan önce bir kutu açılışına geçelim. Kutu açılışına geçmeden önce de şunu belirteyim. Hani başta söyledim bu telsizi İstanbul'da inceleyemedim, zorluk yaşadım vesaire diye. Niye zorluk yaşadım? Çünkü telsizi açar açmaz başka sesler duymaya başladım. Yani başka telsiz frekanslarıyla muhtemelen karışıyor telsiz. Ki tabi üzerinde frekans ayarları var. Frekansları değiştirebiliyorsunuz ama ben birkaç frekansı denediğimde başkalarıyla karıştı. Yani dolmuş frekans olabilir, başka bir şey olabilir. Karıştığını görünce yani deneyip konuşup milletin de şeyini rahatsız etmek istemediğim için İstanbul'da denememeye karar verdim. O yüzden köye geldim, köyümdeyim ve şu an bu telsizleri inceliyorum. Kutu açılışına geçelim ve hemen arkasından tekrar sizlerleyiz. Kutunun üzerinde zaten mesafe ibarelerini falan görüyorsunuz. Bu mesafelerin hepsini test edeceğiz arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda neredeyse hiçbir şey çıkmıyor. Sadece telsizler ve iki kablo çıkıyor. Bu kabloların ne işe yaradığını denemedim açıkçası. Muhtemelen jack olarak kullanıyorsunuz bunları. Ve benim kutumdan bir tane telsizin arkasına takılan klips çıktı. Muhtemelen daha önce birisi aldı, geri iade etti. Eksik vesaire gibi bir şeydi. İkincisi yoktu diye düşünüyorum. Yani çok da irdelemedim. Zaten 200 liralık bir ürün. Kutu açılışından sonra kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Telsizin zaten yakın detaylarını siz de göreceksiniz. Çok basit bir kullanım var. Sol tarafındaki tuşa basıp konuşuyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Telsizde hazır frekanslar var. Bunlar üzerinde geçebiliyorsunuz. Hani 1, 2, 3, 4 gibi farklı frekanslarda kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bundan ben mesela bir kutu daha aldım. Bir kutunun içerisinde 2 tane çıkıyor. Siz bir kutu daha alıp yani 4 telsizi aynı frekansla yaptığınızda 4 telsizde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde işte çağrı özelliği var. Çağrı gönderebiliyorsunuz karşıya ve hani zil seslerini vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Bu tür şeyler var ya çok da zaten telsizde uzatılacak bir şey yok. Onu belirteyim. En önemli şeye geleyim arkadaşlar. Telsiz şarjlı değil. Ya yani pilli 4 tane küçük kumanda pili dediğimiz pille çalışıyor. Bu 3A'ydı sanırım pil. Çok pillerin bu A ya da A3A falan hakim değilim. Şimdi ben bunu nasıl test edeceğim? Uzun mesafelere gidip uzun mesafelerden görüşme yapmayı deneyeceğim. Ki siz de bakın mesafelere ya da araya giren engellere sizin kullanacağınız alanda işinize yarayacak mı yaramayacak mı? Buna göre karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 tane telsiz elimde. Zaten detaylarını bunların göreceksiniz arkadaşlar. Ve çok uzatmadan telsizin kullanım detaylarına, mesafe detaylarına geçelim. Biz biraz hızlı gidiyoruz. Ve geldik ilk test alanımıza. İlk test alanımız köydeki evimin bahçesinden arkamdaki dağ. Arkamdaki dağda İrfan'la Ümit var ve onlar orada bekliyorlar. Birazdan onlarla ilk denemeyi yapacağım. Sesi gönderiyorum. Şu an ses geliyor mu? Anlaşılmadı. Geliyor. Her şey yolunda mı? Şu an herhangi bir parazit var mı? Yok. Yani zaten şu an basarak konuşuyorum ama zaten şu an basit kısa mesafe yukarıda doğrudan alan
görmesi çok normal. Biraz daha zorlaştırıp biraz daha uzağa gidip yeni bir test yapalım. İşi zorlaştıralım, bakalım telsiz ne kadar iyi çalışıyor. Ve ilk testi bitirdik. Ben de aksiyon kamerasına geçtim. Çünkü bu aksiyon kamerasına şimdi motora takıp daha uzak mesafelere gidip test edeceğiz. Hemen kamerayı takıyorum. Ve sırtımda ekipman çantam. Ve telsizi de hemen buraya takacağım. Takamadım, birazdan takarım. Sonra yola çıkacağım. Şu an sesim nasıl geliyor? Şu an köyün çıkışında binaların arasındayım. Yani binaların... Aramızda binalar girdi daha doğrusu. Sesin nasıl geliyor? Sesin gayet güzel geliyor. Gayet güzel. O zaman ben yola devam ediyorum. Mesafeyi iki katına çıkarıyorum. Şu an nasıl görünüyorum bilmiyorum. Güneşe doğru bakamıyorum ama şu an umarım kadrajdayımdır. Evet, kadrajda gibiyim. Şu arkamda gördüğünüz dağdalar şu anda. Ben de buraya geldim. Çok mesafe var. Yani tahminim... ayakta duramıyorum. Tahminim 1,5-2 kilometre yakın mesafe var. Ve bir test edelim. Başlıyoruz. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor. İlginç bir şekilde sizin sesiniz de çok net geliyor. Şu an epey bir mesafe var. Bence yani bir köy kullanım için, başka bir kullanım için şu an gayet tatmin edici geldi bana. Yani daha nerede kullanabileceksiniz ki, bir köy gibi bir yerde ya da bir kampa gittiniz vesaire, nasıl kullanacaksınız? Şu an bu dağdan, bu tepeden karşı tepeye gayet çekiyor. Ben hala düğmeye basıyorum. Burada bırakayım. Ve hani ne yapsak? Evet, incelemede buradan da duymuş olduk bu sayede. Evet, duymuş oldunuz. Ne yapsak, biraz daha zorlasak mı? Bilemiyorum. Bir şey daha deneyeceğim birazdan. Belki bir iki şey daha deneyebilirim. Ama sizi karşı tarafı nasıl gösterebilirim? Bir konuşa onu düşüneyim. Belki şu an rüzgara göre bir drone uçurabilirim. Ona göre bir çaresine bakacağız. Yoldan geçen insanlar var. Onlara da selam verdim. Şimdi devam ediyorum. Bu arada şu çağrı modunu unutmuşum. Ya da söyledim mi bilmiyorum. Başta söyledim sanırım. Çağrı modu da bu şekilde çalışıyor. Basıyoruz, arıyoruz, kapatıyoruz. Beni bir çaldırın. Ben yola devam ediyorum. Soru çalıştırıyorum. Çalıştırmadan önce söyleyeyim. İşi nasıl mı zorlaştıracağız? Bu köyden başka bir köye gideceğiz. İki köy arasında acaba telsiz çalışacak mı? Devam. Ve şu anda başka bir köyün girişine girdim. Araya çok mesafe girdi. Araya dağlar, tepeler girdi. Şimdi tekrar deneyeceğim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Açık alan olduğu için belki de şu an gayet iyi geliyor. Ama yani kapalı alanda da 2 kilometre, 2,5 kilometre rahat gider diye ben düşünüyorum şu an için. Tekrardan yola çıkalım. Şu aynaları ayarlayalım. Çünkü yolumuz uzun. Yola çıktım. Yola çıktım. Dönüyorum. Elinize sağlık. Bence çok güzel test oldu. Dağları tepeleri yürüyerek geçtiniz, geldiniz ha? Evet. Elinize sağlık. O zaman test burada kapanıyor. Bir dakika, sizin yorumunuzu alayım. Ne diyorsunuz? Hoş cihaz. Yani işinize yarar. Ama kullanım amacına göre değişti yani. Niçin kullanacaksınız? Gerçekten ihtiyacınız var mı? İhtiyacınız varsa çekim kapasitesi, çekim alanı bence gayet yüksek. Kullanışlı bir cihaz olmuş yani. Ve fiyatına göre bence fiyat performansı gayet uygun. Ümit, sen ne diyorsun?
bence çok iyi alet. Tam fiyat performans. Tanesi 100 liraya geliyor yani. 100 liralık bir alet için düşünürsem tanesi çok iyi. Anteni 5 liraya geliyor yani. Yani. Ya bu arada ben şunu söylemeyi unuttum. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Mesela gidip pazardan gidip bir oyuncakçıdan herhangi bir oyuncak telsiz almaya kalkarsanız 60 lira 100 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Ve 15 metre 20 metre gibi mesafede çok kötü çekiyor. Adı üstünde oyuncak. Bunu alabilirsiniz. Pahalı bir oyuncak. O da bir seçenek. Bitti. Ve gelelim finale. Bu telsiz bana göre gerçekten fiyatını hak ediyor. Ben 200 lira gibi bir fiyat verdim. Tekrar BİM'e geldiğinde de başka bir markete geldiğinde kaç paradan satışa çıkar bilmiyorum. Ama ben bu telsize işte 300 liralara, 350 liralara kadar para veririm diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten beklediğimden iyi çıktı. Malzeme kalitesi ilginç bir şekilde. Yani ilk başta çok oyuncak gibi geldi böyle rengi vesaire nedeniyle. Ama pilleri de takınca böyle bir ağırlığı var ve hoşuma gitti yani, fena gelmedi bana arkadaşlar. Küçük olması güzel yani, sürekli mesela ben çantama takabiliyorum bir yere gittiğimde. Çekimlerde kullanıyoruz bunu, mesela uzun mesafeli çekimler yapacağımız zaman bu telsizleri kullanıyoruz. Eğlenceli olabiliyor arkadaşlar. Mesela köyde yaşıyorsunuzdur, tarladasınızdır vesaire, bunlarla konuşabilirsiniz. Biz bir süre evlerden eve bunlarla konuştuk. Mesela akşam buluşacak mıyız, şey yapacak mıyız, bunlarla konuştuk. Ve çok keyifli oldu arkadaşlar. Gözlüğüm uçtu orada, onu gördüm. Dikkatim bir oraya kaydı. Hava biraz rüzgarlı. Videoda bir azizlik olduysa bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ve videoyu kapatıyorum. Kapatırken son bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir özellik. Yani sadece bu özellik için bile bu telsizi almak isteyenler olabilir diye düşünüyorum. Ya bebek telsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu Vox deniyor sanırım buna. Yani Vox olarak açılıyor menüde. Bunu açtıktan sonra telsizinizi bebek telsizi olarak kullanabiliyorsunuz. Yani birini koyuyorsunuz. Ses algıladığında size karşıya sesi iletiyor. Bunun kademeleri var. 3 ya da 4 kademeydi. Yani sesin hangi seviyede, yani ne kadar hassas bir şekilde alacağını ayarlayıp karşı tarafa gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle. Ben beğendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videoya yorum yapıp bir kere de beğenirseniz çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben gidiyorum.